Serpil Örümcer, 1970'li yıllarda Yeşilçam'ın gözdesi, sahnelerin aranan solistiydi. Güzelliği dillere destan olmuş Bayan Bacak lakabıyla ün salmıştı. Ama rüya gibi geçen o yıllar bitti. Usta sanatçı şimdi takı satarak ayakta kalmaya, kızı ve torunlarına bakmaya çalışıyor. Kapınızı çalan yok değil mi? Yok, kimse gelmiyor. Dışarının dostu yok. Ateş söndü, ısınmadan. Bir zamanlar sahnelerin, sinemanın aranılan ismiydi o. 70'li yıllarda güzelliğiyle herkesi mest ederdi. Kimden mi bahsediyorum? Serpil Örümcer'den, yani namı diğer Bayan Bacak'tan. Şimdi onun evindeyiz. Hayat hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Bir kızım var, işte rahatsız. Ona bakıyorum. Allah razı olsun, yardımlar var, onlarla geçiniyorum. 3-4 tane film yaptım ama para kazanamadım. Yani filmde para yoktu o zaman. Nereden geldi bu lakap? Güzellik müsabakasında Bedri Koraman, karikatüristör biliyorsunuz. O koydu benim bu adımı. Fakat ben bu bacaklarımdan pek memnun kalmadım. Benim sesim arka plana düştü. Bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Biz onu filmleri kadar şarkıcı Berkant'la yaşadığı aşkla da tanıdık. Çok büyük bir aşkınız vardı değil mi? Temiz bir aşktı o. Diyebileceğim şu, eli elime dahi değmedi. Belki ben onun için sevdim. Serpil Örümcer hayatını işte sattığı bu takılarla idame ettiriyor. Buradan kazandığı parayla da hem kızına hem de iki torununa bakıyor. Onlara bakıyorum, ev kiram var. Yetiyor mu burada kazandığınız para? Yok. Yetmiyor işte, ne çıkarsa baktım. 5 lira 10 lira. En büyük isteğiniz ne artık? Sahnelere dönmek isterim. O da imkansız galiba artık. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah, ey. Olur mu olur, belki sizi bir gün sahnede dinlemeye geliriz. İnşallah, inşallah.